Flame Out markasıyla tüketiciyle buluşmaya hazırlanan yangın söndürücüleri hep birlikte izleyelim. Yılın en ateşli lansmanı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yangın söndürmede devrim niteliği taşıyan ve bir Japon mucizesi olan sistem müthiş bir tanıtım gecesiyle Türkiye'ye merhaba dedi. Japonya'da yılın yangın söndürme ödülüne layık görülen sistemin tanıtıldığı gecenin sunumunu Ece Vahapoğlu üstlendi. Üretici firmanın başkanı Kariya Koshi ve özel bir teknik ekip geceye Japonya'dan gelerek katıldı. Türkiye'de yangın söndürme üzerine benzersiz bir yeniliğin habercisi olan sistem gecede uygulamalı olarak tanıtıldı. Bir su şişesi kadar küçük ve hafif olan sistemin ateş alanına atılmasıyla yangını saniyeler içinde söndürmesi ilgililerde hayranlık uyandırdı. Güvenli yangın söndürme cihazı Flameout 2009'da Japonya'da yılın yangın söndürme ödülüne layık görüldü. Yanımızda Gülşah Hanım, Tengiz Bey ve Recep Bey var. Bu ödülle ilgili neler söylemek istersiniz ilk başta? Öncelikle tabii ki Japonya'da bu ödülü alabilmesinin çok önemli bir nedeni var. Çünkü ürünümüz devrim niteliğinde. Bundan önceki geleneksel olarak kullanılan yangın söndürücülerinden çok daha farklı, çok daha kolay kullanılabilir. En önemlisi atılabilir tipte. Öğrenmenize gerek yok. Nasıl bir kullanımı var, nasıl bir özelliği var, neresinden basmanız gerekiyor, pimini mi çekmeniz gerekiyor. Böyle bir şey yok. Sadece yangının ortasına atıyorsunuz ve bu kadar. Bir saniye içinde 15 metreküplük alanı söndürebiliyor. Zaten şovumuzda da gördünüz. Böylesine güzel özellikte bir ürün. Evet sevgili seyirciler, inanılmaz bir yangın söndürme cihazı şovunu izledik biz de hep birlikte. Tengiz Bey'e de soralım. Yaşlılar ve çocuklar rahatlıkla bu ürünü kullanabiliyorlar mı? En önemli özelliği bu zaten. Yangın söndürücümüz sadece 500 mililitrelik bir pet şişe boyutunda. Çocuğun da kaldırabileceği, engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği, yaşlı hanımların da kullanabileceği ölçülerde bir ürün. En önemlisi bu ürünün herhangi bir bakıma ihtiyacı yok. 5 yıl boyunca bu ürünün hiçbir bakıma, teste herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Allah korusun ihtiyacınız olduğu anda sadece yerinden alıp yangına fırlatmanız yeterli. Hepsi bu. Zaten konu açmışken ben bu konuyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. Kore'de ilgili bahsetmiş olduğunuz durumla alakalı Güney Kore'de ürün yaşlılar, çocuklar ve engellilerin yaşadığı her yerde %50 olmak üzere %50'si bildiğimiz klasik tip yangın söndürücü, %50'si de Fire 911 olmak üzere kural olmuş bir ürün. Kural. Yasa. Olması gerekiyor. Yani yasa. Yasa böyle. Çok şükür ki bizimle beraber Türkiye'de. Artık güvendeyiz. Harika. Peki Recep Bey'e de soralım. Bu kadar küçük bir şişe içerisinde yangını nasıl kontrol edebiliyor? Şu şekilde direkt yangının oksijenle bağlantısını keserek kontrol edebiliyor. Sıvı gaz haline dönüşerek ortamdaki bulunan oksijeni yok ediyor. Diyebileceğimiz bu. Aynı zamanda. Evet. En önemli özelliklerinden bir tanesi zaten ürünün bir yere değdikten sonra ürün bir yangın üstüne geldikten sonra tekrardan orası yanmıyor. Yani herhangi bir suyla söndürseniz, herhangi bir yangın söndürücüyle söndürseniz desem tekrar yangın oluşma imkanı var. Fakat Monex Fire 911 ile kullandığınız yerde sonradan tekrar bir yangın oluşmuyor. Dünyada ve Türkiye'de tek olduğunu biliyoruz bu ürünün. Faaliyet göstereceği ülkeler bizim haricimizde, Türkiye haricinde başka hangi ülkeler olacak? Size soralım Engin Bey. Lenset firması olarak bizler Türkiye'deki tek etki distribütörüz. Aynı zamanda sahibi olduğumuz Denar firması da Japonya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve tüm Türkiye Cumhuriyetler'deki tek yetkili distribütörümüz. Japonlar üretti, buldular bu mucizeyi, biz satacağız Türkler olarak. Harika. Peki bayilikler konusunda ne düşünüyorsunuz? Nasıl ulaşacak izleyenlerimiz bu ürüne? Şu şekilde Türkiye ve genel olarak diğer ülkelerimizde bayilikler üzerinden ulaşabilecekler. Her il olarak bayilikler vereceğiz ve onun alt bayilerini oluşturuyoruz şu anda. Direkt olarak bonexturkey.com adresinden ulaşabilirler bize. Ayrıyeten de illerimizde bulunan bayilerden. Ama şu anda bayi yapılanmamız devam ediyor. İl il bayilikler vermeye devam ediyoruz.
Peki biz müthiş bir şov izledik. Bunu arkadaşlarımızla birlikte görüntüledik. Biz teşekkür ederiz ama sizin son olarak bu yangın söndürme cihazıyla ilgili bizim bilgilendirmekle alakalı olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi bilgilendirecek devrim niteliğinde bir ürün. Atın güvende kalın diyoruz. İşte bu kadar. Hepimiz buna atın güvende kalın. Artık çok rahatız. Yangından korkmayacağız bu yaz. Peki güvenli yangın söndürme cihazının insan sağlığına bir zararı var mı? En önemli özelliği bu aslında. Japonya'da ve Singapur'da bu konuda test edilmiş bir ürün. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok. Eco-friendly bir ürün. Aslında şov esnasında Japon ekibimizin yaptığı o küçük şovu görmüşsünüzdür. Ağzına falan sürdü. Hakikaten çok önemli. İşte bu da çocuklar için falan çok önemli bir etken. İşte kırılabilir, ağzına yüzüne sürebilir vesaire. Bu tip, Allah korusun, bu tip şeyler olabilir. İnsan sağlığına hiçbir zararı yok. Eco-friendly bir ürün. Kırıldığı ve yangını söndürdüğü yerde hiçbir kir, pislik, hiçbir şey bırakmıyor. Tipik yangın söndürücülerle kendisini ayıran en önemli özellik bu aslında. Bu şekilde açıklayabilirim. Peki faaliyet göstereceği alanlar nereler olacak? Yani okullara girecek mi ya da sosyal kurumların içine, evlere girecek mi? Arabalarda bulunacak mı? Bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, insanların yaşadığı ve yangın çıkabilecek her yerde kullanılabilecek bir ürün. Otelden, normal çocuklarımızın okuduğu okullardan, normal evlerimiz, yaşadığımız evlerden, arabalara kadar tüm faaliyet alanları çok geniş bir şekilde belirlenmiş bir ürün. İnsan yaşamının olduğu her yerde bu yangın söndürme cihazını, bu müthiş teknolojiyi kullanacağız. Aynen. Peki. Şöyle diyoruz, Allah kullandırmayı nasip etmesin hiçbirimize. İnşallah. Ama artık kullanacak bile olsak artık güvenliyiz. Gece Banu Zorlu'nun verdiği etkileyici konserle son buldu.